Görüyor musun şu Celal Bey'i? Çok şaşırdım. Çok da sevindim. Kim derdi ki bu kadar kötü olaylar olacak? Celal Bey de bizim ardımızda duracak. Ama insanların gerçek yüzleri böyle zamanlarda belli olur tabii. Böyle dar, böyle zor zamanlarda. Değil mi Yılmaz Beyciğim? Hele şu Nezaket Hanım'a ne demeli? Kadın koskoca belediye reisinin karısı. Sakın siz üzülmeyin. Biz size inanıyoruz demek için ta ayağıma kadar geldi kadın. Ya da sen öyle olmasını istiyorsun Hamiyet. Niye böyle konuşuyorsunuz Yılmaz Bey? Hı? Buradaydınız. Kulağınızda duydunuz. Kadın beni davet etti. Derneğin çayına. Hiçbir şeyden utanmanıza gerek yok dedi. Sen de böyle olmasına pek mütemayil görünüyorsun Hamiyet. Hayır, çok merak ediyorum. Yarın bir gün her şey ortaya döküldüğünde ne yapacaksın? Yılmaz Beyciğim, gördüğün gibi herkesin bana olan inancı tam. Hazır bu desteği almışken, bu saklandığınız köşede durmasanız, azıcık bana bir yardım etseniz, ha? Ben de kurtulsam bu beladan. Yeter Hamiyet, yeter. Sus, sus. Bu konuda konuşulacak her şey konuşuldu ve dinlenecek her şey dinlendi. Allah'ım yarabbim. Bana eller inansa ne olacak? Ne yazık ki en yakınlarım bana inanmıyor. Hamiyet, bu insanların tavırlarına güveniyor musun sen? Niye inanmayacağım Yılmaz Beyciğim? Yalan mı söyleyecek insanlar? Bu insanların senin gibi oynayabilecekleri hiç aklına gelmedi mi Hamiyet? Hamiyet, sen akıllı bir kadınsın. Lütfen otur ve düşün. Bunların içinde senin suçlu olduğunu bilenlerden bile hiç kimse karşına çıkıp dobra dobra bunu söyleyemez Hamiyet. Biliyor musun ben senin yerinde olsam ne yapardım? Burnumun ucunu bile kapıdan dışarı çıkartmazdım. Buyurun beyim. Hanımım, avukatınız geldi. Ha? Avukatınız aşağıda bekliyor. Çağır Pınar, gelsin. Ha? Baş ağrısı ilaçlarımı da getiriver. Öleceğim vallahi. Zong song atıyor gene. Tamam hanım. Teklifinizle hiç ilgilenmedi, öyle mi? Maalesef. Gerçi ben gözünü korkutmaya çalıştım ama pek etkilendiğini zannetmiyorum. Demek kendine çok güveniyor. Ama çok yanılıyor. Bu iş bitsin bari ya. Dünyaya geldiğine pişman edeceğim onu. Dava onun ifadesiyle şekil alırsa bizim için çok büyük sıkıntı olur. Ben sizi niye tuttum? Bu çetrefilli davaları çok iyi hallettiğiniz için. O zaman ifadesini geri çekmesini sağlayacaksınız Kerem Bey. İş bu kadar basit. Tabii en kesin çözüm bu. Ancak diyelim ki Hava Hanım kararında diretti. Biz de o zaman diğer tanıkları kendi tarafımıza çekmek için elimizden geleni yapacağız. Taraf dediğiniz Cüneyt mi? Hiç olacak şey değil. Adam ipi kendi eliyle kendi boynuna geçirir mi? Geçirmez. Anlattıklarınıza bakılırsa Remzi Bey bizim işimize çok yarar gibi geldi bana. Ay evet. Evet. Yani o da benim kadar suçlu. Ama ifadede hiç adı geçmiyor.
Havva Hanım babasının adını zikretmemiş anlaşılan. Kerem Bey, biz bu işin üstüne gidelim. Benim de aklımdan geçen tam olarak bu. Öncelikle Remzi Bey'e ulaşalım diyorum. Kızının yanında yer alırsa kendisinin de ceza alacağını söyler, gözünü korkutursak. Hatta size bir şey diyeyim mi? Hele bir de para verirsek var ya. Havva benim kızım değil bile diyebilir. Herkesin kullanılacak bir zaafı vardır Hamiyet Hanım. Ben müsaadenizi istiyorum. Tamam. Müsaadesiz. Ha bu arada siz de günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edin Hamiyet Hanım. Nasıl olacak bu Kerem Bey? Ha? Görmüyor musunuz gazeteleri? Haberler, resimler. Ben de işte özellikle bunun için söylüyorum. Dışarı çıkın, gelenleri kabul edin. Çekindiğiniz bir nokta olmadığını gösterin ki insanlar sizin için eve kapandı demesinler. Beni derneğin çayına davet ettiler. Gideyim mi acaba? Tabii kesinlikle. Hele ki camiyeden bayanlarla bir arada olursanız bu bizim çok işimize gelir. Bir nevi gövde gösterisi gibi düşünün bunu. Anladım. Size iyi günler. İyi günler. Bu adam işime yarayacak. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.